Arkadaşlar, herkese selam. Kanalımın yeni videosuyla sizlerleyim. Videolardan anında haberdar olabilmek için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca like atmanız gerçekten önemli. Kanalın devamlılığı ve istikrarı için like atmanızı rica ediyorum. Davaya geçmeden önce tüm seyircilerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu arada Kriminalle kanalı, yani eşim Zehra, ameliyatı başarıyla atlattı. Şu anda dinleniyor. Tamamen düzeldiğinde videolara başlayacak. Topluluk kısmından sizi bilgilendirir zaten. Hadi hızlıca konuya geçelim. Bugün konumuz Christopher Foster. Christopher, kendini çocuklarına adamış bir baba ve sevgi dolu bir koca olarak tanınıyordu. 15 yaşında bir kızı vardı. Kızı Christy, atlara bayılıyordu. 49 yaşında olan Jill isminde ise bir eşi vardı. O sıralarda 50 yaşında olan Christopher, komşularının söylediğine göre mutlu görünmüyordu. Parasını petrol sektöründen kazandığı için köyün milyoneri olarak tanınıyordu. Biraz geçmişe gidecek olursak, 1987 yılında Christopher, karısıyla birlikte satış işi yapan sıradan bir adamdı. Bir yıl sonra bir petrol platformunda bir patlama yaşandı. Bu olayda 167 kişi öldü. Christopher bu süreçte petrol platformlarını daha iyi yalıtmak için bir karışım üretti. Ve bu karışımın patentini aldı. Christopher olaydaki yüksek potansiyeli fark etti. Bu olaylara tanık olduktan sonra bunun bir şans olduğunu anladı. Ve her şeyi riske atarak bunun peşine düşmeye karar verdi. Basitçe söylemek gerekirse risk aldı, yatırım yaptı ve ardından zengin oldu. Christopher ve eşi zengin olduktan sonra birçok lüks tatile çıktılar. Sonrasında Telford'da 1 milyon 150 bin sterlin değerinde bir malikaneye taşındılar. Bu malikanenin alınması Jill'in bir dergide görmesiyle olmuştu. Kadın malikaneyi görür görmez çok beğendi. Christopher ise bir gün sonra hemen teklif verdi ve satın aldı. Yani istediği her şeye kolayca ulaşabiliyordu. Christopher zamanla eski model arabaları toplama hobisi edindi. Zaman geçtikçe koleksiyonu müthiş bir filoya dönüştü. Hem eşi hem de kendisi için birçok araç satın aldı. Ayrıca kır evinde bir traktör, 3 at ve 4 köpeği vardı. Jill ne isterse eşi onu alıyordu. Ama harcamaları kazançlarının çok üzerindeydi. Gitgide bir uçuruma doğru sürükleniyorlardı. Yaptığı iş ödüller kazanmasına ve gelir elde etmesine rağmen çok da büyük bir para getirmiyordu. Yani aslında bizim açımızdan büyük bir para ama bunların harcamasını düşünürsek çok da büyük bir para sayılmazdı. Bu yaşam tarzını sürdürmek büyük ölçüde kredilere bağlıydı. Ancak aldıkları krediler gitgide artıyordu. O da diğer birçok insan gibi borç batağına saplanmıştı ve ödeyebileceğini düşünüyordu. Ancak durum asla öyle değildi. Christopher 2003 yılında DRC adlı bir firmayla özel bir üretim anlaşması imzaladı. Bu anlaşma 10 milyon sterlin değerindeydi. 2005 yılına geldiğimizde ise harcaması bu gelirini çoktan aşmaya başlamıştı. Christopher daha sonra DRC ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmeye çalıştı. Çünkü çoktan köşeye sıkışmıştı. DRC onu mahkemeye verdi ve davayı kazandı. Kraliyet Adalet Mahkemeleri Christopher'ı her türlü iş etiği anlayışından yoksun olarak tanımladı. Davayı kazanan DRC patentin mülkiyetini aldı ve dünya çapında bir hit haline getirdi. Eylül 2007 tarihine geldiğimizde Christopher'ın şirketi tasfiyeye zorlandı. Maaş çeklerine alıkonuldu ve mal varlığına 3 milyon sterlinlik bir dondurma emri verildi. Sadece bu da değil, hükümete yaklaşık 1 milyon pound vergi borcu vardı. Christopher sadece beceriksiz bir iş adamı ve sorumsuz değil, aynı zamanda bir vergi kaçakçısıydı. Çok az vergi öderdi veya hiç ödemezdi. Christopher her şeyini kaybetmeye başlamıştı. Her şey üst üste geliyordu. Artık yapabileceği çok da bir şey yoktu. Bu arada Christopher'ın en büyük eğlencesi her salı katıldığı güvercin avıydı. Ancak çoğu insan bir hobiyle rahatlayabilirken Christopher bunu yapmayı başaramıyordu. Çok rekabetçiydi ve her zaman herkesi yenmek zorunda gibi hissediyordu. Kardeşi Andrew, Jill'in abisi hakkında her zaman kontrol manyağı dediğini iddia ediyor. Ayrıca iddiasına göre abisi ona küçükken CS'de bulunmuştu. İki kardeş yıllardır birbirleriyle konuşmuyorlardı. Christopher kendisini toplam 3 kez yeniden finanse etti. 20 ayrı bankadan kredi çekti. 2008'in başlarında Christopher antidepresan almaya başladı. Hatta bir ara kendi canına kıymayı bile düşünüyordu. Bu yüzden doktor desteği almaya başladı. Hatta iş ortağına da bu düşüncelerinden bahsetmişti. Bunu bilen arkadaşları onu bu kararından vazgeçirmeye çalışıyordu. Doktor desteği de devam ediyordu. İcra memurları Ağustos 2008'de evin ön kapısına bir duyuru astı. Christopher artık iyice pes etmişti. Çıkışı olmadığını düşünmeye başlamıştı ve gittikçe dibe batıyordu.
Foster ailesi 25 Ağustos 2008 Pazartesi günü birlikte son günlerini geçirdiler. Aile birlikte arkadaşlarını ziyaret ettiler. Bir süre sonra Christopher Jill'e "Yeter artık, eve dönmek istiyorum." dedi. Jill defalarca itiraz etse de sonunda eve geri döndüler. Kızları Christy gece yarısına kadar bir arkadaşıyla internetten sohbet etti. Ardından Christopher ağ bağlantısını kesti ve bu konuşma sona erdi. Christy bir süre sonra sıkılınca yatmaya karar verdi. Christopher herkesin yattığını fark ettikten sonra bir tüfeğe susturucu taktı. Önce yatak odasına doğru ilerledi. Yatak odasına girdiğinde eşi uyuyordu ve onu kafasından vurdu. Bu gerçekten canice. Bunun ardından Christopher koridordan kızının odasına gitti ve onu da başının arkasından vurdu. Vurduğunda o da uyuyordu. Sonrasında daha önce planladıklarını uygulamaya başladı. Tahminlere göre evi yakmak için yaklaşık 200 galon benzin ve gaz kullandı. Gazı her yere serpti ve yangının yayılmasını sağlamak için evin etrafına yağa bulanmış bezler fırlattı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre gece saat 3.09'da malikanesini yaktı, ardından hayvanlarını öldürdü. Ne aileden ne de hayvanlardan kimseyi canlı bırakmak istemiyordu. Tüm hayvanlar tıpkı ailesi gibi kafalarından vurularak öldürülmüştü. Ayrıca bir at arabasını ön kapıya getirdi, lastiklerini patlattı, biri gelip yangını söndüremesin diye kapıları da kilitledi ve anahtarları etrafa fırlattı. Kimsenin bu duruma müdahale etmesini istemiyordu. Bir kapıyı içeriden kilitlemek için açık bıraktı. Sonra eve geri girdi. Alevler evini sararken merdivenlerden son bir kez çıkış yaptı. Ölen karısının yanına uzandı. Bu arada yanında bir tüfek getirmişti. Yapılan otopsiye göre ateş etmeden dumandan boğularak öldü. Olayı gören komşular hemen 999'u aradılar. Sabah saat 4.29 sularında ilk itfaiye aracı geldi. Ama önce at arabasının yoldan çekilmesi gerekiyordu. Yangının şiddeti herhangi bir kurtarma ekibinin binaya girmesini engelliyordu. Durum memurlar için aynı derecede ağırdı. Hayati deliller dedektiflerin gözleri önünde yok oluyordu. Ancak başlangıçta müdahale ekipleri ortalıkta boş kovanlar bulmuştu. Şimdilik tek kanıt buydu. İnanılmaz bir şekilde enkaz 4 gün boyunca yanmaya devam etti. Son olarak enkaz düşme riskine rağmen soruşturma cuma günü başladı. Evde yan yana iki yanmış beden bulundu. İkisinin de 3 kat aşağıdaki şömineye düşen aynı yatakta öldükleri ortaya çıktı. Pazartesi gecesi diş kayıtlarını kullanan yetkililer kalıntılardan birinin Jill Foster olduğunu belirledi. Christy'nin bedeni ise pazartesi günü bulundu. Salı gününe geldiğimizde ise icra memurları eve geldi ve herkesi şaşırtarak eve el koymak istediler. Christopher'ın asıl korktuğu şey onların gelişiydi. Onları alabilecekleri hiçbir şey bırakmamıştı. Yangın 12 itfaiye teşkilatının çabalarıyla ancak söndürülebildi ve müfettişlerin cansız bedenleri alması 7 gün sürdü. Müfettişler küllerin arasında cinayet aletini buldular. Evin ahırındaysa ölü atlar vardı. Christopher ahırında yangın çıkarırken görülmüştü. Gören kişiler tüm varlığını yok ederken görünürde hiçbir duygu belirtisi olmadığını belirtti. Yapılan soruşturma ayrıca cinayetlerden önce içki içtiğini ortaya çıkardı. Adli tabip Christopher'ın duman solumaktan ölmeden önce karısını ve kızını öldürdüğü sonucuna vardı. Ayrıca adli tıpa göre onları öldürdüğünde ikisi de uyuyordu. Ailenin cenazesi 19 Aralık 2008'de düzenlendi. Aile üyelerinin hepsi cenazelerin bireysel olarak düzenlenmesinin en iyisi olacağı konusunda hemfikirdi. Yani önce Christy ve Jill'in cenazesi düzenlendi. Christopher ise birkaç saat sonra toprağa verildi. Christopher'ın kardeşi de oradaydı. Bu arada kardeşi borçları kaynaklı mirası reddetti. İyi başlayan ve iyi giden bir evliliğin böyle bir sonla bitmesi gerçekten insanı derinden yaralıyor. Konuya birazcık yorum yapmak gerekirse tek diyebileceğim keşke harcamaları noktasında biraz daha dikkatli davransalardı. Veya keşke Christopher işin içinden çıkmak için farklı bir yol arasaydı. Davamız buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Konuyla alakalı yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca buraya kadar izlediysen like atmayı ve abone olmayı unutma. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.